Gazete Pencere'ye bakalım. Bak yelledi, Akar pişirdi. Yani Gençlik Spor Bakanı Osman Bak, soyadı Bak olduğu için Bak yelledi, Akar pişirdi diye görüyoruz. Kayseri'de Sucuk Partisi, Sözcü Gazetesi'nde de görmüştük. Cemal Enginyurt çok yüksek tondan bir tepki gösterdi. Nasıl utanmaz insanlarsınız siz diye. Şimdi açlık, yoksulluk konuşuluyor. Hayat pahalılığından özellikle iktidar da bahsediyor. Özellikle Maliye Bakanı, özellikle işte Cumhurbaşkanı hayat pahalılığından, insanların o işte ihtiyaçlarını karşılayamamasından onlar da bahsediyor. Hak veriyorlar. Biraz sabır, zaman da istiyorlar ama şimdi bir tarafta haklılık teslim edilirken diğer tarafta metrelerce mangal. Mecliste de gördük bunun aynısını, Ciğer Partisi'ni. Diyarbakır Milletvekili o bütçe görüşmeleri esnasında geçtiğimiz yıl yaklaşık bir 20 metrelik falan mangal meclis bahçesine getirmiş ve orada yine mangal yerlenmişti. Vatandaşın ne halde olduğunu bilmeyenlerin halidir bu diye de o gün konuşulmuştu. Şimdi bakın, mangal yapılabilir, yaparsınız ama gözüne sokmazsınız aç olanın, açıkta olanın, yoksul olanın, evine iki aydır et girmeyenin gözüne sokmazsınız. Şimdi bu gerçeklikten kopmak anlamına gelir. Koskocaman bakanlar, milletvekilleri ayda bilmem ne kadar maaş alıyorlar. Şunu alıyorlar, bunu alıyorlar. Onlar mangal yapmayacak da biz mi yapacağız? Önce bizim yapmamız lazım zaten. Önce emeklinin yapması lazım. Çünkü onlar şu iddiayla geliyor. Sana mangal yaptıracağım. Bana oy ver. Sen haftada bir mangal yapacaksın. Buzdolabından et eksik olmayacak. Ekmeğin büyüyecek. Böyle söyleyerek geliyorlar koltuklara, iktidara. Ama sonra ne oluyor? Sonrasında şu oluyor. Emekli bulamıyor. Asgari ücretli yiyemiyor. Memur uzaktan bakıyor. Bakan, milletvekili, siyasi mangal yelliyor. Duman çok çıkıyor. Duman çok çıktığı için de vatandaşı göremiyorlar o dumanın içinde. Dumanın içinde normalde gözlerinin yaşarması lazım mangal başındakilerin. Vatandaş gözü yaşlı bir şekilde ne yapıyor efendim? Mangal başındakileri takip ediyor. Hatırlayalım mı ablamızı? Türkiye'nin gündeminde konuşulduğu şu günlerde, şu dakikalarda mangal yapanlar, dumandan böyle adeta gözleri yaşaranlar, kokusunu duyup da canı çekenleri göremezler zaten. Görmemişler zaten. Buyurun bir mangala bakalım. Bir de mangalı şöyle görüp kokusunu duyanın feryadını anlayalım. Bu bakanların mangalı. Bir aç sesini. Ver. Aman duman gelmesin üstümüze. Geri gidelim. Abi yelleyelim. Hadi bakalım yürü. Çok güzel. Oradan bir ekmeği koyalım üstüne, şöyle bir çevirelim. Sucuğun yağını falan bir alsın. Of, hamsi de var diyor. Kendisi Karadenizli Sayın Bakanım. Of, sucuklar. Çok güzel. Evet. Şimdi bunu yelleyenler, bakın tam karşısına bakacağız şimdi. Tam karşısı. Haydi tam karşısında. Ne diyor yurttaş bu mangalın karşısında? Haydi bir bakalım. Yaptılar şurada. Yalan gelirse de burcu burcu koptu. Koptu ama gidip de izleyemedim. Utandım. Ya bize de verin bir şey açık diye. Çünkü buluyoruz bulamıyoruz. Yetmiyor. Yetmiyor. Yese canım kurban, yetmiyor. Dur. Hadi teyzeme anlatsanıza. Ya bir açılıştı. Davet ettiler, gittik orada mangalı yelledik. Bizle ilgisi yok. Vallahi hiç götürmedik. Ekmek arası dahi yapmadık. Vatandaş burcu burcu kokuyor. Canım çekti, isteyemedim, utandım dediği yerde biz mangalı şöyle yelledikten sonra lavaşın arasına, ekmeğin arasına koyduk mu sanıyorsunuz? Biz o kadar mı vicdansızız diyiverirler vallahi. Bence bu haber... İyi kötü haber yapmayı bilirim.
televizyon habercisiyimdir. Mütevazılık asla yapmam. Bu haber böyle yapılır. Bu haberi bakanların yanına bu teyzeyi koyacaksınız. Ki gerçekleri herkes diye görecek. Durup düşünecek. Birileri mangal yerlerken bu ablamın sesi duyulmak zorunda. Duyurmazsanız o mangalları meclis bahçesinde görürsünüz. O mangalları bakanların, milletvekillerinin önünde görürsünüz. Ama bu teyzemle beraber siz de yüreğinizi o mangaldaki külle beraber cız ediyor ya. Ha, o cız etmezse eğer zaten boşa konuşuruz. Birileri mangal partisinde, birileri devamına bakın yaşadığı yerde. Gökhan bir okuyalım. O sandım bu canımdan aman aman derdinle geze geze. Şimdi siz mangal başında, siz mangal başında sucuğu yelleyin diye mi bu abla size oy verdi? İktidar muhalefet. Her kimse, herkes üzerine düşen payı alacak. Yurttaş da mangal yapmıyorsa, sen mangal yaptığında o zaman orada büyük sorun var. Bakın, OECD ülkeleri arasında, OECD ülkeleri arasında 2022 tablosunda Türkiye'de et tüketimi 9.9 kilo. Yani 9.900 gram. Bunu aylık hesapladığınızda, bunu günlük hesapladığınızda çarpın toplayın. Siz deyin 30 gram, ben deyim 25 gram et düşüyor, et. Eğer yurttaşı bu duruma getirdiyseniz bu mangalı, bu ızgaraları çeviremezsiniz. Olmaz.